Yay. Hadi bir kez daha yapalım. Ben yine masaya çarptım canlı. Hadi bir daha çarpma masaya. Hadi bakayım. Çıkarıyorum. Tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Sanalda da olsa yaparız. Nasıl gidiyor evde? Sen 80'ler çocuğusun. Senin için azıcık travmatiktir buradaki hikaye yani, benim olduğu gibi. Bana iyi de yani şey enteresan oldu. Tam can canan çekeceğiz dediğimiz gün sokağa çıkma yasağının gece ilan edilmiş olması ve bir anda böyle evlerde kalmamız yeni bir vesileye sebep oldu. O yüzden mutluyum. Bu arada sana da söylediğim gibi evdeki bütün kütüphaneyi yıktım. Şu anda iç düzenleme çalışmaları yapıyorum. Ben burayı Allah'tan çekmiyoruz. Ortalık mezbele gibi. Ama zevkli yani. Ya evet, bir değişik kafası oluyor hepimizde de, böyle hani tuhaf bir yanıtılmış hissi, tamam yani hafif bir korunaklı iline çek. Küçükken öyle oyunlar oynanırdı ya, hatırlarsın. Kendine evin içerisinde bir yer oluşturdu, oraya sakladı. Yastıklardan ev yapardım ben böyle. Ama Türkiye'de gerçekten bu sıkıntılı bir travma. Yani sokağa çıkma yasağı kelimesi sıkıntılı bir travma. Dün akşam gördük millet yani gerçekten koronayı şoka uğratacak seviyede. Herkes sokaktaydı yani. Enteresan bir şey oldu, kafa oldu. Yani bir taraftan da insan davranışının temel dinamiklerini bilen birileri bunun böyle olacağını da öngörmüş olmalı tabii. O ayrı bir konu ama yani ben mesela Twitter'da falan da insanlara bozuk çalınca bana kızıyorlar. Yöneticilere niye iki laf çakmıyorsun diye. Ben de her zamanki prensibimi tekrarlıyorum. Yönetici senin ortalaman kardeşim işte. Sen böyle beygirlersen yönetici de yapar. Çok bir çoğunluk bir kitle değil bu arada. O sevindirici bir şey yani. Çoğunluk gene aklı selim de böyle azınlık ama gürültülü bir kitle var. Onların maalesef durumu hala işler acısı. Ama şey, öğrenme vesilesi bence güzel yani. Bu da olsun ki ne olmaması gerektiğini görelim. Ya ben o kadar beklenmedik bir şey olarak görmüyorum yani, çok kızgın değilim ama şey olabilir gerçekten, bir aydır en azından ülkede gösterilen çaba gerçekten dün akşam berhava olmuş olabilir. O kadar virüs izolasyonu bilmem ne, dün akşam millet sokakta, bakkalda, markette, dip dibe, kıç kıça birbirlerine bir şey bulaştırmamışlardır inşallah. Ya burada tabii şeyi fark edememiş olma sıkıntı oluyor halihazırda. Yani işte atıyorum 2 gün boyunca, 3 gün boyunca ya da 1 hafta boyunca standart alışkanlıklarının dışında birazcık daha yoksunluğa dayalı olan atıyorum beslen. Ya da yani hani birazcık daha idare et, yeni çözümler üret, daha yaratıcı ol evde. Yani evdeki olan malzemeden bir şey yap kafasına henüz geçilmemiş gibi olmanın da biraz etkisi gibi görünüyor. Yani azıcık bir aslında. Tabii şimdi millet şimdi eski rutinine döneceğim diye bekliyor. Konuştuk ya hani, herkes eski haline dönme derdinde şimdi. O yüzden bir bekleme modunda. Ya sen de öylesin şimdi. Biz bayağı bir online kafaya alıştık yani bir anda. Çünkü üretim devam ettiği için mecburen. Yani evet. Şu aynı işi yapabildiğini keşfettin mi? Yani çok da tantan etmene gerek kalmıyor. İşine bakıyorsun. Ya benim hayatım çok kesintiye uğramadı, açık söyleyeyim yani. Benim yaptığım iş açısından çok bir kesintim yok. Hatta hep daha önce de söyledim, tasarrufum var abi yani, param cebimde, gezmiyorum, evime bakıyorum acık, yatıp yuvarlanabiliyorum, bir şeyler yani. Neredeyse bir aydır evdeyiz, tuhaf bir başka bir şey doğurduğunu fark ediyorum. Ben biliyorsun yani listening, dinleme de yapıyorum yani, hani sosyal medya, dijital ortam, insanlar ne konuşuyor, duygu akışları nereye doğru gidiyor ile alakalı. Çok fark ettiğim içerik gruplarından bir tanesi, yavaş yavaş herkes kendi yaşamıyla bir hesaplaşma döngüsü içerisine giriyormuş gibi görünüyor. Yani şimdiye kadar ne yaptım, nerede neyi dönüştürdüm, neyi eksik yaptım, neyi fazla yaptım, şimdiden sonra ne yapayımla alakalı böyle bir tuhaf bir heyecanı ya da aslında şimdilik negatif bir okumaymış gibi, ama işte ben biliyorsun işte ifla olmaz bir romantiyim, pozitif bir yere doğru da gidecekmiş gibi görünüyor buradaki hikaye. Bu konuyla alakalı azıcık seninle de muhabbet edelim. Yani yaşamla hesaplaşmanın da bir algoritması olduğunu zannediyorum ya da bir mantığının olduğunu zannediyorum ya da benim kendime de aldığım notlar var. Hem bireysel olarak sen bu kafaya hiç girdin mi ya da sana bu cümle diyalog nasıl hissettiriyor? Benim kafamdan geçenleri de biraz paylaşıp bunun üzerine birazcık sohbet edelim. Bu can canlının konusu bu olsun. Yaşamla hesaplaşalım. Benim rutin olarak galiba 20 senedir falan değişik vesilelerle yapmaya çalıştığım bir şey. 2 tane önemli vesilem vardır bununla ilgili. Bir yaş günlerim. Bir de yılbaşılar. Abi ne yaptık işte bu kadar sene yaşadın, 30 küsur sene, 40 küsur sene falan diye hep böyle gidiyor. Bir geriye dönüp bakıyorum. Mesela son birkaç yıldır şey yapmaya çalışıyorum işte Facebook'ta, Twitter'da, orada burada neler yazmışız, ne konuşmuşuz biraz ona bakıyorum. Son yıl ya da ondan birkaç yıl önce dahil olmak üzere. Geçenlerde sevgili şey aradı, Melike İncioğlu aradı, bizim eğitmen arkadaşımız.
O mesela ya hocam dedi böyle bir şey yapsak ya dedi hani internette. Çok da makul buldum çünkü bende de tınladı. Hani insanlar şöyle hazır böyle evde oturuyorlarken yaşamlarına bir baksalar. Hani anlam düzeyi nasıl gidiyor? Geriye dönük olarak bakıp ileriye dönük olarak düşünmeye vesile olsak falan diye. Dedim tabii nasıl yapacağız bilmiyorum ama yani böyle bir şey gerçekten bana her zaman çok faydalı olur. Ve her seferinde de yani şunu fark ediyorum, onu bir net formül olarak söyleyeyim. Galiba herkes de işliyordur bu çünkü beynin işleyişiyle ilgili biraz bir şey. O anda, o vesile sırasında, geriye bakma vesilesi sırasında kendini nasıl hissediyorsan, geçmişte de onun gibi şeyler görme ihtimalin daha çok. Yani eğer mutsuz, hüzünlü, kırgın, hayal kırıklığı içerisindeysen, geçmişe baktığında hep öf, öf, keşke fırt sırtları falan daha fazla görüyorsun. Ama halinden memnunsan, işler iyi gidiyorsa senin için, tamam hissediyorsan, geriye dönüp baktığında o tamamlığı tamamlayacak hikayeleri daha çok seçtiğini fark ediyorsun. Ne güzel yapmışım, bunlar ne kadar güzel olmuş. İyi ki burada. Hatta kötü olana bakıyorsun, iyi ki kötü olmuş diyorsun ki ben bugün buraya gelmişim diyorsun mesela. Hayır varmış falan diye. Dolayısıyla yani şu andaki iyi olma halinin bir göstergesi aslında yaşamı sorguladığında karşına çıkan resim gibi geliyor bana. Onun bir fonksiyonu yani. Hatırlama dediğimiz şey çünkü çok da böyle objektif bir şey değil. Yani biz şu andaki durumumuza göre yeniden bir zihinsel üretim yapıyoruz hatırlama dediğimiz zaman. Dolayısıyla bugün neysen geçmişe bakınca da biraz onu görüyorsun aslında yani. Yani ama işin içerisinde şöyle değişkenler de oluyor ya. Yani birdenbire mesela kullandığı bir sürü malzeme atıl duruma geliyor. Ya da mesela hayatla ilgili üretimde bulunduğu, çok değerli bulduğu bir sürü şey o kadar da değerli değilmişi fark ediyor. Şu son bir aylık o radikal değişimden kaynaklı söylüyorum. Birden o kadar da önemli değil hayatında ya da hatırlamakta zorluk çektiği 3. 4. seviyedeki ilişkiler, insan ilişkileri ya da işte sosyal değerler birden ne kadar önemliymiş. Asıl gerçeklik o taraftaymış. Hani asıl güven duygusu yani iş zora girince asıl sırtına dayayacağı içteki güven duygusu orada bir yerdeymiş gibi çeşitli değişimler oluyor radikal. Ya benim hayatımda da oluyordu gerçekten. Yani iş anlamında da sorguluyorsun. Yani markalaşmayla alakalı konuşuyor olmanın yarısı boşa düşüyor. Çünkü aslında biz şişme markalar üzerinde konuşuyoruz. Yani gerçekçi bir markalaşma formülü üzerinden konuşmuyoruz. Şimdi mesela onların üzerine konuşmak, ya ben bunu şey diye anlatıyorum ya, bir ayakkabıyı 50 liraya da 350 liraya da 1500 liraya da almak mümkün. 50 lirayla 350 lira arasındaki değeri tarif edebiliyoruz kalite anlamında. Ama 350 ile 1500 arasındaki değeri tarif etmek çok soyut değerler oluşmuş artık o konuyla alakalı. Mesela bu konuda konuşmak bu dönemde tamamen değersiz bir hale geldi. İşlevsiz, mantıksız bir hale geldi. Mesela ben de bunu sorguluyorum. Yani lan bunlara ne kadar uzun süre vakit kaybetmişiz. Ya da hani böyle şeyler oluşturmayla ilgili. Kapital döngünün boş blokları onlar ya da işte soyut blokları, fazla soyut blokları. Birkaç senedir galiba bundan muaf bir şey yaptığım için şu anda çok onu yaşamıyor gibiyim. Biraz tuhaf hissediyorum kendimi. Çünkü hani seninle daha önce de konuştuk. Mesela insanın fabrika ayarlarında bas bas anlatmaya çalıştığım şey şu anda mecburiyet oldu. Yani insanların daha dün seçimli olarak dinledikleri şeye şimdi mecbur kaldık mesela. Ve ben düşünüyorum şimdi üniversitede normal akademisyenliğime devam etseydim. Mesela tıp fakültesinde ya da psikoloji bölümünde ya da herhangi bir bölümde öğrenci yetiştirmeye devam etseydim. Orada ana odağım ne olacaktı? Hep bu çocukları psikolog yapmak, hekim yapmak, işte onları yeterlerle getirmek bilmem ne. Ulan bakıyorsun şimdi o yaptığın çabanın hemen hemen berhava olduğu bir yerdeyiz. Yani şimdi mesela standart psikoloji eğitimleri, orada verdiğin şeyler, birçok şeyin nasıl dönüşebileceğini fark ediyorsun bir anda ve o yaptığın şey bir anda sana anlamsız gelmeye başlayabilir ama öte yandan ne koşulda olursa olsun insanla uğraşıyorsan yani insanın neliğiyle uğraşıyorsan. Mesela burada sevgili psikolog adayı arkadaşlar için bir şeyin de altını çizmek isterim. Mesela psikolog diploması almakla gerçekten psikolog olmak arasında dağlar kadar fark var. Yani şu anda gerçek psikologlar yani insan ruh bilimcileri şu anın en meşgul, en verimli, en dolu insanlarıdır. Çünkü şu anda esas gerçek insan psikolojisinin görünmeyen yüzleriyle uğraşmak ve gerçek şifacılığı ortaya koyma vesileleri var. Ama sadece hem şimdi hem de önümüzdeki yakın dönem içinde yani önümüzdeki bir yıl yakın dönemden kastım da böyle. Yani psikolojinin çok ciddi anlamda yoğun uygulamada çalışacağı yerlerden bir tanesi olacakmış gibi. Ama tabii psikoloji diplomasına sahip olanların değil, gerçekten psikolog olma niyetinde olanların bir olmak var, bir yapılmak var. İşte al sana verdim sertifikayı falan. Onun çok çalışmadığını da görebiliyoruz. Yani biraz da böyle geçen kimle konuştuk, seninle mi konuştuk? Ya ben iyice hatlar karıştı, birisiyle konuştuk ama. İzzet Nemi'yle konuşmuştuk.
geçmişte bütün hayatım boyunca ağırlıklı olarak neye yatırım yaptıysan şu anda onu görebildiğim bir zaman aslında. Yani hayatla hesaplaşma noktasında bugünlerin böyle kritik bir yeri var. Sen neye daha çok yatırım yapmışsan bir anda onunla ilgili kar zarar bilançosu çok ağır bir şekilde karşına geliyor. Ya çok duyurucu bir şekilde ya çok ağır bir şekilde. Yani hep dışsal dünyaya yatırım yaptıysan şu anda dışsal dünya yok. Yani bir anda dalgaların arasında simitsiz gibi kalıyorsun. İçeri çok yatırım yaptıysan şu anda hatlar meşgul, devamlı bir şey yapıyorsun muhtemelen. Yani bunun gibi aslında bir vesile olduğunu düşünüyorum ben. Ve keşke, hani diyoruz ya bu dönemde yeni alışkanlıklar kazanacağız ve umulur ki bunların iyi olanları devam etsin. Bu hayatla hesaplaşma alışkanlığı bir devam edecek olsa, günlük, haftalık, aylık, yıllık muhasebe yapabilsek biz, yani özellikle de böyle beklenmeyen durumları vesile ederek, yani cillop gibi olur. Sosyolojik olarak ben şöyle şakasını yaparım mevzunun. Türkiye'de insanlar gerçekten kendi yaşam, yani geriye dönüp ben şimdiye kadar ne yaptım sorusunu sordukları kritik 5-6 tane dönem olduğunu simüle ederim. Yani hani birazcık şakasıyla beraber. Bunlardan bir tanesi 23 yaş civarıdır. Çok erken bir yaş olmasına rağmen 23 yaşında bir döner sorar kendine çocuk insan. 27 yaş önemli bir kırılım dönemidir. Biz bundan sonrasında buzdolabı taksidi ödeyerek mi geçireceğiz falan diye hayat hikayesinde sorar kendine. İşte erkekte 35, kadında 33, fiziki güç kaybının başladığı dönemlerde, bunu ilk fark edildiği dönemlerde. Lan şimdiye kadar böyle gidiyordu ama galiba bundan sonra böyle gitmeyecek. Ben şimdiye kadar ne yaptım falan diye döner. Sonra hep beraber bir 45'ler civarında tekrar bir sorgu. Sonra 60'lar civarında tekrar bir sorgu. Yani şimdi ama bu sorgu da acayip aç bir sorgu. Yani bu sorgu doymaz bir sorgu. Yani müthiş yaratıcı işlerle yapıyor olsan acaba evlenip çocuk yaptın mıyı sorgular. Çocuk 12 tane çocuk yapmış olsan işte hayatın öyle doygun olsa lan işte aşk hayatımda eksik kaldı falan diye sor. Hani öyle hani en açık yerine, en yaralı yerine bulup sorguladığı şeylerden bir tanesi. O yüzden ben bununla alakalı hep bir şey diye tarif ederim. Yanlış ya da hata kelimesini böyle bir sorgu içerisinde kullanmamak gerekiyormuş gibi gelir bana. Hani geçmişe bakarken geçmişteki olan her şey stabil, olmuş olan şey, değiştirilemeyeceği için lan işte olmuş. Yani gözlemleyelim, anlayalım, hani doğru tarif edelim. Gerçekten objektif davranmaya çalışalım falan. Hata ya da yanlış gelecekle ilgiliymiş gibi gelir bana. Yani daha ileriki dönemle ilgiliymiş gibi gelir. Çünkü yani bunu yaparsam hata ya da, olur. Ya da şu andaki bir seçimle ilgili. Ya da şimdiki zamandaki bir seçimle alakalı. Bunu yaparsam hata olur, bunu yaparsam yanlış olur diyebilecek. Çünkü değiştirilebilir bir gerçeklikle alakalı konuşunca anlamlıymış gibi geliyor. Hani o yüzden bu yaşamla hesaplaşma döngüsünün içerisindeyken anayasa maddelerinden bir tanesi en başta bunu kenara koymak gerekiyormuş gibi geliyor. Çünkü ne yaparsak yapalım geçmişle ilgili bir şey söylediğimizde yani bir şeyleri yanlış ya da eksik bulması çok kolay. Az önce de söylediğim gibi yani hani bakış açısı olarak şimdinin zihniyle bakıyor olacağız ve şimdiye hazırlıksız yakalandık. Her kim olursa olsun ve bu hazırlıksızlıktan kaynaklı lan keşke böyle yapmasaydım demeye başladı mı bu travmalara neden olacak bir yöntem. Bu bizi geliştirmez. Ama mesela bu dönemde fark ettiğim, kendimle alakalı azıcık hesaplaşıp fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Ben öğrenmeyi öğrenme konusunda çok insan odaklı refleksi olan bir adamım. Düzenli okurum ama benim okuma yapılanmam bambaşka yani duygusal durumla alakalı bir okumayla alakalı. Bir şeyi öğrenmeyle alakalı disiplinli biriktirme bende hep insan kovalayarak yapılmış bir eylem. Mesela bunun ne kadar yanlış olduğunu, bunun aslında başka türlü halledilmesi gerektiğini fark ettim. Bu hesaplaştığım şeylerden bir tanesi. Yani buna ayıp tekrar hani masada bir şeyi merak ettiğinde düzgün alt alta yazarak ve düzgün okuyarak, biriktirerek öğrenmeyi, onu sistematik hale getirmeyi çözmüş olmak gerekiyor. Bu ta çocukluktan gelen bir hikaye bu arada. Yani günde 5 defaya yakın 45 dakikalık periyotlarla bir şey çalışabilmeyi öğrenmiş olmayı çözmek lazım. Geçmişte hani onu çözmeyince sıklıkla dikkati dağılıyor. Ama mesela işte aynı böyle. Bunlar bende de yok. Bunun gibi böyle pozitif hasletler. Ama ben şimdi buna yanlış dersem, yani zamanda bunu yapmadık falan dersem, o zaman bugün benim olduğum kişiyi reddetmek durumunda kalırım. Ya da onu eksik görmek. Ya bu da kendini sevmemek. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Pişmanlık, kin, öfke bunlar şikayetin kuzenleri. Şimdi şikayet ne yapıyor bize normal hayatta? Değiştirme gücümüz varsa bile o gücümüzü direne ediyor, boşaltıyor. Ve biz şikayet ederek onunla aramıza mesafe koyup ondan ayrıldığımızı düşünüyoruz. Halbuki şikayet ederek olumsuz durumun süre gitmesine katkı yapıyoruz. Aslında şikayetin mantığında
gayret ve cesaret enerjisini boşa harcamak vardır. Yani iki ayrı uçtur bu. Gayret, cesaret ve şikayet. Bunlar ayrımdır. Şikayete saparsan cesaret etmezsin. Cesarete sapanın şikayete vakti olmaz. Şikayetin de kuzenleri işte pişmanlık, kin, öfke, o geçmişe dair ah ulan keşke olmasaydılar. Bunlar bugün, zaten bir insan niye mesela hayat muhasebesi yapar? Geri döndüğün zaman bugünkü insanı oluşturan şeyin resmini görebilmek için. Sen orada resimde berbat bir şey görüyorsan, o resim senin de bir parçan olduğu için, yani senin en önemli parçan olduğu için aslında o berbat şey olarak kendini görme noktasına geleceksin. Dolayısıyla evet. Bu kafayı değiştirmek için aslında hayat muhasebesi bence çok önemli bir fırsat. Yani bir razı ol kardeşim işte böyle ben mesela abi iyi ki üniversitede 2 sene kalmışım. 2 sene kalmasam 3 çocuğum olmayacaktı ki benim. Yani olmayacak. Zaman kayması yaşayacak. İşte lisede 5 tane zayıfım olmuş bilmem ne ama o sırada neler öğrenmişim. Ha, gönül isterdi ki liseyi de çatır çatır geçeyim onları yaşayayım ama benim koşullarım arasında bu böyle olmamış. İyi ki de olmamış. Yapan benden iyi biliyor abi. Boş ver o zaman kaptır gitsin. Bugünden sonrasına bakalım biz. Yani muhasebeyi biraz böyle ama tekrar söylüyorum. Mesela bunu şimdi bizi izleyenlerin bir kısmı en azından ama çok az bir kısmıdır. Çünkü önce Can sonra Canan kitlesi de tuhaf bir kitle. Arızalı onlar. Kesinlikle buna ben de katılıyorum artık yani. Buna ben de şahit oluyorum. Ama hasbelkader mesela yeni gelmiş dışarıdan birinin tavsiyesiyle izleyen birileri olabilir. Böyle işte geçmişte her şeyi kabullenme konusunda öyle bir şey gelir ki aklına sürekli. O hiç gitmemektedir zaten oradan. Kolaysa bu sana olsun da sen onu bakalım hayırlısı diye gör. Boş konuşuyorlar. Boşa bağlayabilir birçok insan bunu duyduğunda. Tekrar edeyim. Geçmişinize baktığınızda gördüğünüz şeylerin sizdeki duygusal karşılığı şu andaki duygusal durumunuzdan çıkar. Şu anda kendinizle ilişkiniz nasılsa, şu anda dünyaya bakışınız, şu anda hayata hakimiyet duygunuz nasılsa geçmişi de öyle hatırlayacaksınız mecbur. O yüzden geçmişi değiştirmek mümkün, şimdiyi değiştirerek. Şimdiki bakış tarzını değiştirerek tarihinizi yeniden yazabilirsiniz. Bu gayet mümkün bir şey. Bu arada bir anekdot daha söyleyeyim. Kalp damar uzmanlarının bir sürü böyle korelasyon araştırması yaparlar onlar. En fazla genç orta yaşta kalp krizi geçirerek sakat kalan veya hayatını kaybeden insanların psikolojik ölçeklerle yapılan araştırmaları ilginç bir ortak nokta gösteriyor. Çok fazla kalp krizi geçiren ve kalp krizinden hayatını kaybeden insanlar da psikolojik iyi oluş parametreleri anlamında en çok dikkat çeken sorun hayatının kontrolünün ellerinde olmadığını düşünmeleri. Yani hep birinin, paranın, belli şartların, bilmem nenin hayatlarını kontrol ettiğini ve o yüzden hayatlarını yaşayamadıklarını iddia eden insanlar. Bu kadar net ölçülebilmiş mi gerçekten? Tabii psikolojik testler var. Yani bu psikolojik testlerde işte yaşam doyum ölçeği, işte efendim yaşamdan tatmin ölçeği bilmem ne falan filan gibi ölçekler var. Bunları ölçüyorsun ve yani birçok yüzlerce hasta üzerinde yaptığın şeyleri bir analize tabi tutuyorsun. Mesela böyle sonuçlar çıkıyor. Şimdi bu konklusif değil elbette. Yani tam bir sonuç nokta koyucu çalışmalar değil bunlar ama bize bir şey düşündürüyor. Mesela ben işte stres konusunda ne anlatıyorum? Devamlı içsel olarak stres hormonları salgılattıran bir düşünsel kalıp varsa zihinde o devamlı bedene bir şey söylüyor. Yani kimyasal olarak, hormonal olarak bir şey söylüyor bedene ve beden de bunu yerine getiriyor. Devamlı o kamçılayıcı, yorucu, işte damarlarda yağ tabakaları biriktirici, dokulara hasar verici hormonlar devamlı yüksek kalıyor. Bu hormonlar normalde niye lazım? Kısa sürede stresle baş etmek için. Devamlı olunca yıkıyor sistemi içeriden. Dolayısıyla böyle hatalı diyelim ya da patolojik düşünce kalıplarının uzun süre içinde bizi fiziken öldürebileceğini söylersek hiç de yanlış bir şey söylemiş olmayız yani. Hakikaten durumda bu var. Dolayısıyla bu da aslında bütüncül sağlığın bir parçası. Şu anda yaşadığın şey, işte korona, evde falan, falan. Tamam bu da bir seçenek de. Abi ne yapacaksın? Yani bütün dünya evde şu anda. İyi tarafından bak. Yani aç Zoom'u, en sevdiğin adamlarla otur işte böyle muhabbet et yani. Yani bunu yapabiliyorsan bunu yap. İşe iyi tarafından bak. Yık kitaplarını, kütüphaneni tekrar düzelt gibi. Yani böyle yapabildiğin zaman bu yaşama pozitif tarafından bakmak demek işte. Ama ya mesela telefon rehberimizde hep benim salık verdiği mevzulardan bir tanesi. Telefon rehberimizde eminim herkesin 1000'nin üzerinde insan var rehberinde artık. Yani sırayla gerçekten rehberi elden geçirip ne kadar uzun süredir aramadığını, ne kadar çok adam olduğunu fark edip şey statülerine bakmadan, o beni aramış mıydı, ben onu aramış mıydım, onunla bilmem ne miydi falan falan statülerine bakmadan arayıp hal hatır sorma, gerçekten merak ederek hal hatır sorma. Mesela aslında böyle bir
yaşamsal hesaplaşmadaki çok tuhaf bir başlangıç olabilir. Yani hani bir sürü şeyde ya sen ne yapıyorsun, durumun ne falan diye bir güncellemede bulunmak. Yani hem kendini güncelletmek karşı tarafa, hem de karşı tarafın ne durumda olduğunu tekrar hatırlamak, bilmek. Yaşamsal açıdan geçmiş gazeteden kaynaklı bildiğim bir mevzu ya, yani ülkeler bile 10 yılda bir duygu durumları değişiyor. Yani 10 yılda bir hayatında, 5 yılda bir, 10 yılda bir gerçekten unutuyor bir önceki 10 yılda hangi duyguyla yaşadığını, hangi biçimde yaşadığını. O geçmişimizdeki 5-10'ar yıllık dönemleri tekrar hatırlamak, yani muhtemelen benim 20'li yaşlarımdaki kafaya gidiyor olsak tanımadığım bir adamla karşılaşacağız elbette, ya da 30'larımdaki bir adamla, 30'larımda hani onunla karşılaşıyor olsak bambaşka benzer özelliklerimiz olacaktır elbette. İşte bir ortak kümümüz olacaktır. Ama yani bambaşka tutarlılıkları, işte inançları ya da işte davranışları olan bir adam tipi çıkacak. İnsan en azından telefon rehberine girmişse kesinlikle hayatında ve senin sen olmanda ölçülebilir bir etkisi vardır o insanın. Kesinlikle. Ya telefon rehberine millet havadan girmiyor sonuçta. Ya bir interaksiyon olmuştur. Kısa ya da uzun fark etmez. Hiçbir nedeni olmadan bir insanı telefon rehberine kaydetmeyeceğin gibi, telefon rehberine kaydettiğin bir insanı hayatında unutmuş olmak da kendinle ilgili çözünürlük piksellerini kaybetmişsin gibi bir anlama geliyor aslında. İşte ben baktım 7000 küsur kişi var benim şu anda cep telefonu rehberimde. Maalesef üzücü tabii. Bunu baştan yardırıp da herkesi bir geçsem muhtemelen korona krizi biter. Dünya başka bir dünya olur. Ben ondan sonra... Ama arada bir yapıyorum. Ama sen muhtemelen 3-4 binde kim olduğunu hatırlamakta zorluk çekeceksin. Tabii yani çoğunu hatırlamıyorum zaten. Öyle bir durum var. Bir de bizim organizasyonlardan falan. Ama hatırladıklarım var. Mesela yıllardır görmediğim bazı akrabalarımla araştık birkaç gün. Uzak akrabalar. Öyle bir mesaj attım. Bir şeyler yaptım. Yani çünkü her şeyi de yani şimdiye kadar görmedim diye değil. Çünkü gerçekten bir salgın var. Bu insanlar gerçekten endişelenmiş olabilirler. Bendeki bilgilere sahip değiller. Hani acaba... Evet. Benden duyunca onlara iyi gelebilecek bir şey var mı diye. Herkese anlatıp durduğum o 5 maddelik listenin 3. maddesini kendimce böyle yapmaya çalıştım. Diğer etkinliklerde görüştüğümüz vesaire yaptığımız bazı insanlar sonradan sohbetimiz devam etmiş. Yani orayla interaksiyona geçince, gerçi çok fazla olmadı. Şimdiye kadar 4-5 kişiyle görüşebildim ama öyle bir interaksiyona geçtiğin zaman da bir anda oradaki abi ne haber, iyidir ya, en son şu zaman görüştük, bay neymiş falan filan muhabbetleri dönünce orada bir çözünürlük artışı oluyor. Evet lan böyle bir şey olmuştu falan diye. Geriye bakma olayını daha bir derinleştiren bir deneyim aslında. Ve insanlar üzerinden kendini tekrar hatırlamak güzel bir şey. Yani senin çünkü hatıran çok subjektif işte dediğim gibi. Ama ya bir de ben aynalamayı çok kullanan bir adamım. Yani ben gerçekten hani çok da rahat ediyorum. Yani kendi zihinsel düşüncelerimi de karşımdaki insanın üzerinden okumak tekrar çok beni rahat ettirten şeylerden bir tanesi. O yüzden eski insanlara dönüp de ya da yani uzun zamandır görüşmediği ya da az görüştüğün insanlarla tekrar sohbet ediyor olma, bir sürü aslında o konuşmanın içerisinde tekrar aa böyle de düşünüyorduk, böyle bir proje vardı ya da bunun üzerinde de pozisyonlanıyorduk gibi bir sürü yeni şeyler hatırlamama neden oluyor bende. Ama ben hani sohbetin en başında da söylediğim gibi ben insan odaklıyımdır. Öğrenirken de, duygusal dengeler kurarken de onun da bir etkisi olabilir bir şeyde. Abi şimdi şu sol omuzunda bir şey var şey gibi. Onu bir alsın. İşte. Oldu mu? Teşekkür. Bunu yapmak takdirleri yok. Tamam, bu dokunca oyunlar iyi. Sonra Canan gibi oluyor. Bak, önce Can sonra Canan. Dön bu tarafa. Tuhaf oluyor. Ben şu anda kitaplara karşı konuşuyorum da. Yok sana bakmak daha keyifli. Ya burada bir şey daha bu sohbeti, şu yaşamla hesaplaşma hikayesine bir bölüm daha eklemek gerekiyor. Bir de bireysel olmanın haricinde de buna toplumsal olarak da bir kendi durumumuzla hesaplaşma, işte zaten dönüşeceğiz kelimesini sıklıkla kullanıyoruz. Yani biz dönüşeceğiz. Hani bir yere doğru gidiyoruz gerçekten. Ve yani görünen o ki artık dünyada da kabul ediyoruz buradaki hikayeyi. Yani 1 Haziran'dan evvel bir şey yok. Önümüzdeki 45 günle beraber toplamda 2,5 ay boyunca evde kalmış olacağız. Ve bu 2-2,5 aylık evde kalma süreci de bizi bir şeye dönüştürecek alışkanlıklar açısından da, yeni öğrenmelerin oturması açısından da. Ama yani bu geçmişe dönüp baktığımızda, hesaplaştığımızda biraz topluca, yani artık bireysel olarak değil de topluca, insanın fabrika ayarlarıyla beraber senin zaten tarif ettiğin hikayeyi biraz güncele uyarlayarak işin içerisine eklesene, ben de ekleyeceğim bir şeyleri. Nelerimizle hesaplaşıp biraz geride bırakmayı fark etmek gerekiyor sence? Abi bu biraz şu andaki yaşadığımız şu bir aylık süreçte şey gördüm ki o çok bireysel. Yani şimdi
insanın fabrika ayarlarında anlattığım şeyler o kadar geniş bir yelpazeye saçılabiliyor ki aslında. Yani sadece hareket kısmından girersen, bu sadece beden hareketi spor değil, işte zihinsel hareket, ruhsal hareket, zamansal hareket, yani her türlü hareketi aslında kapsayan bir hikaye var orada. Bunların hepsine olan ihtiyacımızı bir kere şu ya da bu şekilde her bir maddede değişik düzeyde fark ediyoruz. Ve hepimizin galiba farklı yerlerde eksiklikleri daha çok göze batıyor. Yani başka maddelerde de mesela diyelim diğer insanlarla ilişki kurmada da şeyimiz olabilir, sorunumuz olabilir ama şu anda bizi imtihan eden temel problem atıyorum beslenmeden geliyorsa ya da beden hareketinin az olmasından geliyorsa yahut işte stresli bir yaşama sahip olmaktan geliyorsa oralar bizi daha çok şu anda düşündürüyor. Ha demek ki bundan böyleymiş, bak şimdi böyle oldu demek ki de değilmiş gibi sorgulamaları o hassas olduğumuz yer üzerinden daha fazla yapıyoruz. Ama benim genel görebildiğim şu, bir kere bu kadar saçıp savurmanın, bu kadar tüketmenin ve bu kadar bitmeyecekmiş gibi gördüğümüz bir dünyada yaşamanın sürdürülür bir şey olmadığını hepimiz anlayacağız. Şimdi bunu zenginler anlamayacak. Bunu gerçekten anlayabilecek miyiz? Ya? Anlayacağız. Yani bu böyle kızgınlıkla söylediğim bir cümle değil. Yani böyle bir trik, böyle bir kriz bunu anlamada böyle ölçülebilir bir level atlamasına sebep olacak mı gerçekten? Dur. Şöyle, bu sadece 2 ay 3 ay evde oturarak bitmeyecek Mustafa'cığım. Bunun arkasından çok ağır mevzular geliyor. Yani ağır bir ekonomik katar yığılması geliyor. Yani tren raydan çıktı zaten şu anda. Ya bütün dünya ülkelerinde çok ciddi bir panik var. Yani bu durgun, ya dünya şey gibi, dünya bir bakkal gibi ama şey üç kağıtçı bir bakkal gibi yani dünya ekonomisi. Devamlı kazandığını yiyor, kazandığından daha fazlasını yiyor. Hatta biraz da müsrif olduğu için yan dükkandan çalıp bilmem ne yapıp öyle yiyor. Yani şimdi her taraf kapalı, girdi yok bilmem ne, bu bakkal, bu esnaf aynı şekilde yaşamaya çalışıyor maalesef. Dolayısıyla bir kere döve döve bu sistem bize böyle yaşamanın mümkün olmadığını anlatacak. Ama bunun altını bir çizeyim, sadece zenginlerin ya da orta sınıf ve üstünün alacağı bir ders değil bu. Ben böyle istediğimiz gibi yaşamak deyince, yani orta gelir düzeyinin altındaki insanın da emelleri, hayalleri ve ulaşmak istediği noktalar açısından bir sınama yapması gerekecek. Yani çoğu insan şu anda sınıf atlamak için yaşıyor. İşte yani daha çok kazanayım, daha iyi bir statü elde edeyim, daha iyi, daha hızlı, daha modlu, neyse işte onun adı. Ama acaba bu mu? Yani bu herkese yetmeyecek, bunu göreceğiz. Ve bir anda zaten sistem bizi bir downregüle diyoruz biz ona biyolojide. Yani sayısını azaltarak ve seyrelterek düzenlemeye götürecek. Yani böyle bir... Peki hadi azıcık keskin bir sorusuyla beraber sorayım. Yani yaşam motivasyonunda anlam arayışına sınıf atlama çabasını ekliyor sistem. Aslında böyle oluyor. Yani ortalama bir birey için anlamlı diye yüklediği şey o sınıf atlama çabası, ekonomik olarak olabilir, statüsel olarak olabilir, işte yani pozisyon, değil mi? Bazen fiziken kendini daha iyi hale getirme olabilir falan, bir şekilde sınıf atlamaya çalışıyor. Bu anlamı çıkarttığımızda içeriden ya da çektiğimizde bunun yerine hazırda yüklenecek gerçekten nitelikli bir şey var mı? Yani nasıl bir anlam üretecek ortalama bir birey? İşte yok. O yüzden ben bizim gibi insan ve gruplara ihtiyaç olduğum, bizim özelliğimiz ne bu arada? Yani bizim gibi derken, farklı olasılıkları toplayıp insanlardan ve ihtiyaçlardan bağımsız olarak idealler ve prensipler çerçevesinde hatırlatmaya çalışan insanlar. Bunlar genellikle öğreticiler. Yani öğreticilere... Anlam üreticisi. Anlam üreticisi tabii. Yani anlam önericisi daha doğrusu. Yani şimdi ben kendim için anlamlar bulabilirim ama bunları bildiğim ya da fark edebildiğim seçkiler arasından seçebilirim. Yani bir menü vardır önümde. Sinan Canan sana şu, 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 şu ya da şunların bir kombinasyonu uygun gibi gözüküyor. Hadi bak bakalım hangisini seçeceğim. Fakat o menünün içerisinde aslında bana çok daha uygun ama fark etmediğim bir anlam düzeyi ya da yolu ya da bir yöntemi varsa benim onu seçme imkanım yok. Dolayısıyla öğretici bana da ne faydası oluyor öğreticinin, anlatıcının, hatırlatıcının? Benim menümü genişletiyor. Diyor ki bir de böyle yaşamak mümkün. Şimdi bugün herkesin yetkinlik, yeterlik düzeyini tek tek hani sorgulayacak kadar insanları iyi tanımıyorum ama birçok insan bu bağlamda konuşuyor. Bazılarının çok kıymetli önerileri var. Bazıları havanda su dövüyor. Bazıları gerçekten saçmalıyor. Yani belli bir bağlamda baktığında, insanın biyolojik, psikolojik tarafını koyduğunda hakikaten boş konuşuyor. Ama bu zenginlik iyi bir şey. Yani sonuçta insanlar artık bunun gitmediğini ve başka bir şeylerin olması gerektiğine dair diğer türdaşlarına yardımcı olmaya çalışıyorlar. İşte şimdi
kulakları, gözleri açıp madem hayatımızda bir anlam yıkıntısı söz konusu, madem anlamı üzerine bindirdiğimiz araçlar artık yok. Değerler artık kayboluyor. Evet. Dolayısıyla bakalım başka ne var? Yani menüyü genişletmek dışında insanların yapabileceği bir şey yok. Bu zihinsel ve gönül açıklığına sahip olan insanlar, yani bir dakika, ben bir daha başlayabilirim, bunun için hiç geç değil ve bir bakayım ne yapabilirim diyebilen, bu niyetle yaşayabilen insanlar için aslında çok zengin bir ortam. Yani yaşı, durumu, statüsü, gelir düzeyi bilmem ne olursa olsun, insanların şu anda diğerlerinden bu yeni dönemlerin işte kriz etkisiyle zuhur eden fikirleri alabilme ve ona göre yaşamını düzenleyebilme imkanı var. Şimdi o işte yerine konacak anlam var mı dedin ya, ortada çok var ama niyet varsa o anlam var. Niyet yoksa birisi için o anlam yok. Ve o insanlar maalesef her dönemde olduğu gibi büyük acı çekmeye ve bu yıkıntının altında kalmaya aday olan insanlar olacak. Yani çünkü o gelişme fırsatını bile isteye, eliyle itecek. Mızmız bir çocuk gibi eski hal, eski hal diye bağırarak muhtemelen bu dünyayı terk edecek. Ve o eski halde muhal olduğu için boşa zaman geçirmiş olacak. Yani şu anda dönüşme zamanı. İşte herkesin anlatıp durduğu global dönüşmenin falan altında aslında bu kadar basit anlaşılır bir insani matematik yatıyor bana sorarsan. Evet, yani en kritik tabii etkileyen birazcık hani azıcık solcu kafasıyla da bakalım. Ben ekonomik kafayla da bakalım hani mevzuya. Belli ki önümüzdeki 2 yıl bize ekonomik olarak ağır bir depresyon bekliyor her halükarda. Evet. Bu yani kapital sistem devam ediyor olsa bile etkilerini çok daha zayıfladığı başka bir alan doğuracakmış. Bir baskı tipi doğuracakmış gibi. Abi geçen bir ekonomist dinledim bu arada, pardon. 18-19 Nisan demişti. Özellikle büyük ülkeleri sarsmaya başlayacak ekonomik depresyon. Yani geliyor işte bu Nisan ayının sonu itibariyle artık korona bizim küçük dertlerimizden biri olacak. Evet evet, ya benim analizlerim içerisinde de var. Haftalık ve günlük girdisi olan gruplar için ana zedeleyici süreç başladı ama aylıkçılardaki etkisi 15 Nisan civarı başlayacak gibi görünüyor. Yani aylık ekonomik döngü grubunun içerisinde olanlar birdenbire 1 Mayıs'ta ne yapacağız, 15 Mayıs'ta ne yapacağızla alakalı trikler dönmeye başlayacak. O süreç yaklaşıyor. Ve bu hemen herkese, hepimizi biraz depresyona sokacak. O yüzden biraz daha normal alışkanlıklarımızın dışında bir hayata gidiyoruz. Hani o pratik alışverişler, işte turizme bakışımız, işte ne bileyim lüks tüketim, lüksten kastımız et tüketme kilosu, gramajı da olabilir. Ya da işte içmenin, giyinmenin, kıyafetin ya da aldığımız aksesuarların tipi de olabilir. Bunların hepsi de değişecek. Bu değişim de değer gruplarını değiştiriyor. Yani geçen bir analizin içerisinde de anlattım. Yani sektörler yer değiştirdi. Mesela bir devleti yapısal olarak en kritik 2 tane ana büyük sektör, büyük yapı oluşturur. Yani askeriyedir, hukuktur. Hukuk oluşur, askeriye onu korur. Devletleri öyle organize eder. Şimdi bizim devletimizdeki ana sektör sağlık artık. Tüm dünyadaki ana sektör sağlık. Yani askeriye vesaire gibi olan koşulları devam ettirmeyle yükümlüler. Stratejik karar mekanizmalarında geride kalmak zorunda kaldılar ve bu önümüzdeki 3-5 ay, 6 ay boyunca daha birinci sıraya sağlık, ikinci sıraya da medya, bilgi paylaşım alanları girdi. Hani yer değiştirme de ikinci sırada, üçüncü sırada da hala yer yok. Üçüncü sıraya da teknoloji girecekmiş gibi görünüyor mesela. Bu akıt dönemden sonra neler olacak esas o enteresan. Yani bir şimdi bu değişimler şimdi böyle ama mesela 3 ay sonrası için düşünsek acaba onlar ne olacaklar yani? Bir de ona bakmak. Evet. Ama hani şey kafasıyla bakmak da eğlenceli. Yani ilk defa Türkiye'de de dünyada da bilim kurumları politikanın önünde. Evet. Hep isteyebileceğimiz ya da umduğumuz bir şeydi. Yani bilim kurulu acaba ne diyecek beklentisiyle bakıyoruz sistemin kendisine. Bu mesela çok seri geliyor. Karizma bir şey oldu ya, bilim kurulu. Evet evet, yani hani bilim kurulu ve mesela herkes, buna da çok fazla rastlıyorum sosyal medyada, herkes şey söylüyor. Biz niye ekonomide bilim kurulu kullanmıyormuşuz ki falan diyor. Hani ne kadar mantıklı bir şey değil mi? Yani hani ekonomide, sporda vesairede bir bilim kurulu oluşturalım. Yani bizim hayata bakışımızı yönlendirmeyle alakalı bilim kurulu bize gerçekten nitelikli veri versin. Biz bunu İstanbul Okulu'yla beraber hani bir sürü kez söylüyorduk kendi aramızda da. Yani bir kanaat önderleri sistemine ihtiyaç var diye. Al sana, doğalın da kriz olunca ister istemez krizin getirdiği zaruriyet bizim burnumuzun dibine taşıdı. Bu arada devlet de beraber sohbetini yaptık zaten biliyorsun. İkinci, üçüncü bilim kurulları da kuracakmış gibi de görünüyor.
Hani onların çıkmaları da öyle devam edecek gibi. Yani ama işte ekonomide bilim kurulu kurmalarını ben gene tavsiye etmem. Çünkü yani bana isteyen kızabilir. Ekonomi bilim falan değildir yani. Ekonomi bilimi adını verdiğimiz şey tamamen insandan ayrı varsayımlara dayanır. Ekonomi bilimi yapacaksınız, nörobilimi öğrenmek zorundasınız ve nöropsikoloji öğrenmek zorundasınız. Çünkü ekonominin tek başına, yani ilk zaten başladığı, hala onu öğretiyorlarmış, delirdim duyunca. İnsan rasyonel bir varlıktır falan diye. Ya git abi git gözünü seveyim, 100 sene oldu bizim bu kadar ya. İşte akademik tutuculuk böyle bir şey. Adam şimdi anlatacak ya bir şey, ona bir çerçeve kuracak ya, kendini faydalı hissedecek ya bu disiplinler. Yani illaki bir argümanla bir dön şu argümantasyonuna bir bak bakayım hala geçerli mi değil mi? Yani akademide en sinir olduğum şey bu. Birileri bir şey anlatmak zorunda. Oradan maaş almak zorunda falan ya işte yayın üretmek zorunda. İşim ya ben... hocam ben o konuya kötü giriyorum. Biliyorsun beni zaten. Beni sokma o topa. Yani yok yok sen girme. Ben girdim senin yerine. Zaten şey akademisyen olduğum için bana az giriyorlar. Sonuçta ben içeriden konuşuyorum. Sen dedim sana çok vurabilirler yani. Ama ne diyorsan haklısın. Bu arada ona katılırım yani. Hakikaten bilginin ve nasıl diyelim irfanın son derece gerisinden gelmek zorunda bırakılmış bir kurum oldu akademi. Bütün dünyada böyle. Çünkü var olan müesses dertlerin peşinde koşuyor. Müesses arzuların hesabını, kitabını yapıyor ve müesses korkularımıza çare üretmeye çalışıyor. Yani bunların hepsi bindirilmiş korkular. Müesses derken onu kastediyorum. Birileri yapmış, niye yapıldığı da belli değil. Biz onların peşinde koşuyoruz. Hala ben Türkiye'de her tıp fakültesinde işte belli hastalıklarla falan çalışan hocalara fırsat buldukça sorarım. Bunu 20-25 yıldır yapıyorum. Falanca konuyu çalıştık. Alzheimer çalışıyoruz diyorlar. Epilepsi çalışıyoruz diyorlar. Bir şey çalışıyoruz diyorlar. Diyorum ki Türkiye'nin öncelikli sağlık sorunlarının ne olduğunu biliyor musunuz? Ben şöyle baştan aşağı. Mesela Türkiye'de bu çalıştığınız konu ilk kaça girer? Hiç kimsenin bir fikri yok. Yani yaşadıkları toprağın derdine çare olmaktan öte belli bir literatür boşluğunu doldurmaya alışmış metotları olduğu için onu çalışan bir sürü insanla dolu ortalık. Milyonlar para harcandı bilmem ne. Geldiğimiz nokta bir virüsün bile ne olduğunu anlatamadığımız bir zaman dilimini gözlerimizin önüne serdi mesela. Evet. Ya da yani bilimsel anlamda belki de akademik çalışmalara saygın olabilecek birçok insanın konuyu anlamlandırmada ne kadar büyük sorunlar yaşadıkları. Yani duygusal olarak aslında konuya ne kadar hazırlıksız oldukları. Teknik olarak çok iyi biliyor da olabilirler bu arada bilmiyorum yani orayı yorumlayacak kadar becerim yok. Ama duygusal olarak konuya hiç hazırlıklı olmadıkları hani gelen kritik yorumlardan anlaşılıyor. Yani o insanlar bu arada kamu liderlikleri yapıyorlar. Yani kamuoyuna yön veren gruplarda işlevler görüyorlar. Bu çok riskli fotoğraflar. Ya abi işte hep bak. Solucuna katlanamama, çok özür dilerim sözünü bölüyorum ama yani şu solucuna katlanamama mevzusu yani onun fotoğrafının oluşmaması. Yani o bilim insanının söylediği cümle yüzünden zarar gören insanlarla karşılaşılmamış olması, o gerçekliğin sonucunu görememiş olmanın oluşturduğu bir sorun gibi görünüyor. Ölçümleme sorunu. Biz buna da bu gözle bakmıyoruz. Yani öyle bir dedi geçti, öyle bir oldu geçti falan yapıyoruz ama yani tabiatın bize öğrettiği bir şeydir aslında da. Yani temel ilkelerin ne kadar önemli olduğu bir daha karşımıza çıkıyor ya. Ya bilim adamı da olsan ne olursan ol yani ordinarius hede hede ol bilmem ne ülkenin başındaki işte imparator ol. Abi bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Yani bunu diyebilseydik prensip olarak zamanında. Mesela bir soru sorduğunda henüz bilmiyorum bekleyeceğiz bakacağız diyebilseydik bunu ki içimize yedirebilseydik yaşadığımız sorunların çoğunu yaşamayacaktık. Ve insanlar şunu görecekti lan uzman bile bilmiyor ben ne coşuyorum dur bekle. İnsanlar bekleyecekti ama şimdi herkes birinin tarafını seçip saçma sapan hareketlere geçtiler. Ve bu hareketlerin çoğu maalesef amaçtan saptıran bir şey oldu. Hala şu anda maske devlet mecbur ettiği için takılıyor. Bak dikkat et. Hala maske takılmalı mı takılmamalı konusunda konsensüs yok. Yani kavga eden insanlar var hala. Da canına yandığım bu bir maskedir. Etkisinin %50'si plasebodur. Bırak insanlar hoşuna gidiyorsa dağıt maskeyi taksınlar. Ya taksınlar. Ve maske takmak yani kötü bir şey değildir sonuçta. Niye bunun kavgasını yapıyorsunuz? Ha maske tek başına evet korumaz de. Yani maskeyle şuna da dikkat ama bir ağızdan söyleyin gözünüzü seveyim. Yani milyonlarca insanı birlikte hareket ettirmemiz gereken bir durum var. Ve yaptıracağımız hareket çok basit abi. 5 tane hareket yaptıracağımız. Evinde oturtturacaksın. Elini yıkattıracaksın. Maske de bitti gitti.
Ama bunda bile anlaşamamak işte uzmanlık körlüğü, ben, bencillik. Ama artık. Yani işte oradaki uzmanlaştığını varsaydığımız bilgi aynı zamanda arka tarafta işte büyük bir sistem, aynı zamanda gücü yönetmeyle alakalı başka ikinci bir sistem falan gibi başka bağdaşıklar kuruyor. O yüzden onun dediği değil de benim dediğim, çünkü güçle alakalı benim şöyle bir bağlantım olmalı dediği başka bir fotoğraf doğuruyor. Evet. Bunun hala toplumsal olarak düzgün ayrıştırılamamasıyla alakalı bir problem var. İşte herkes aynı zamanda pastadan pay kapmaya çalışıyor. Bu gerek para, gerek statü, gerek güç, işte bir şeylerle alakalıymış gibi görünüyor. Sadece bunun çirkinliği çok alenileşti hani bu dönemde. Hani bu daha evvelden de arka tarafta oluyordu ama yani hani bu dönemde şimdi... Yani kamu zihninde şöyle de bir doğru olmadığını düşündüğüm bir resim oluşuyor. Dolayısıyla hata yapanlar kötü kategorisine konup, hatası henüz tespit edilememişler, güvenlik kategorisine. Ya hepimiz insanız, insan kategorisine koysak çok rahat anlayacağız. Yani hepimizde aynı dert var. Sen evinde oturan kardeşim, henüz sınanmadığın için baltayı taşa vurmadın. Yani bak birisi de seni sınasın, sana böyle bir kriz durumunda bir soru sorsun, bak o zaman neler geliyor başına. Yani bunu göremeyecek halde olduğumuzda yine anlamsız bölünme. Yani bu kötüymüş, o zaman bu iyi. Lan o iyi de orada bir başka sıkıntı. Onun da bir karın ağrısı var, o da çıkacak. Daha sınanmadı. Yani insana güvenirken, insanın ne olduğunu unutmadan güvenirsin. Ya da insana düşmanlık etmeye kalkarken insanın ne olduğunu bir daha hatırlarsak o uç duygulardan kurtuluruz yani. Ne kadar enteresan. Bu diyalog dostlarımız için söylediğimiz bir diyalogtur. Dostunu sınamak için ya yola çıkarsın ya tatile çıkarsın ya da zor zamanlarını görürsün hikayesi. Bilgiyle bizim ilişkimiz de artık bir dostluk ilişkisiymiş gibi görünüyor gerçekten. Bilimsel bilgiyle ilişkimiz bir dostluk ilişkisi gibi görünüyor. O yüzden o bilimsel bilginin üretildiği ya da çıktığı yerle dostunla geliştirdiğin ilişki gibi referanslar geliştirmek gerekiyor. Onu da bir sınamak gerekiyor. Sınanmışlarını görmek gerekiyor. Ona göre karar vermek gerekiyor. Çünkü aslında artık bilimsel bilgiyi doğru seçebilmek ölümcülmüş gibi görünüyor. Yani hani eskiden o kadar da değil. Yani glutenli yediğin yemedin, iki akşam karnın ağrıdı, ağrımadı o fotoğrafı ya da çok uzun zamanda ortaya çıktığı için ayırt edilemez detaylar değil. Şimdi artık çok ölümcül, burnumuzun dibinde bir gerçekliği var. İnsanların yani gerçekten sayılarla, yok çok rasyonel, gerçekçi, burnumuzun dibindeki sayılarla ilgili gibi. O yüzden nitelikli bir dostunu seçer gibi bilimsel bilgiyi ve o bilgiyi üretecek kişiyi de seçmek gerekiyormuş gibi görünüyor gerçekten. Bu da bu arada yaşamla hesaplaşmanın içerisinde bir başlık olarak kabul edilebilir. Yani bilgiyle ilişkimizin tipi değişiyor artık. Öyle. Yani artık mesela yaşamla hesaplaşırken şunu aymamız gerekiyor. Ben pasif bir bilgi tüketicisi olamam. Böyle bir opsiyon, böyle bir kadro yok toplumda. Yani ben niye senelerdir kendimi yırtıyorum insanlara temel bilimsel mantığı anlatmak için? Ya okurken okur yazar olalım, dinlerken okur yazar olalım. Yani okuduğumuz her haberi yemeyelim. Ya da kritik düşünceyle yaklaşabilirim. Bunun için de ya bilimin nasıl çalıştığını bileceksin abi. Bu kadar kolaydır yani. Bilim basit ya. Basit bugünkü araçlarla, bugünkü sorularla bugünkü cevapları üretir ama yarın hemen o cevaplar değişebilir. Bunu bildiğin zaman daha bir sakin olursun. Bir de işte yani kendinin farkında olmak. İşte o kadim bilgi dediğimiz şeyle kendine acık sigaya çekmek. Ya bunların ayırdına vardığımız zaman işte ben hiç umutsuz değilim. Bu arada şey değil. Hiçbir zaman toplumun bütününün bir rampa atlayacağını asla söylemiyorum. Yani bilirsin beni. Yani herkese olmayacak bu. Ama birilerine olacak. O birileri bizim tonumuzu belirleyenler olacak. Pareto kuralı gereği toplumun yaklaşık %20'si bunu yaptığında bunların da devrim diyoruz. Yani devrim olacak ve ondan sonra diyeceğiz ki lan biz dün o kadar herzeyi nasıl yemişiz yani. Bu. O zaman şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten hepimiz... Öyle anlıyorum senden de, sen de, ben de, rastladığım, karşılaştığım insanlar da bu dönemde yaşamla bir hesaplaşıyoruz gerçekten. Ben buradan bu diyalogla beraber cebime koyduğum gerçekten, eğer geçmişini hırpalarsan şimdiki kendini hırpalarsın. O yüzden geçmişe bakarken hırpalayarak, zarar vererek değil, anlayarak, öğrenerek bakmak gerekiyor. Ama bu dönem bir sürü şeyin kontrastını, sen kullanırsın bu tanımı, ben severim, kontrastının sertleştiği dönemler. Onları böyle ayıklayıp kendi hayatımızda, mesela bilgiye ulaşmak gibi, mesela belki tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi gibi, mesela üretme, öğrenme ile alakalı ilişkimizin değişmesi gibi, mesela belki de ilişkilerimizin tipinin değişmesi gibi, yani sosyal ilişkilerimizin tipinin değişmesi gibi, yeni şeyleri öğrenmenin muhteşem bir zamanı. Yeni şeyleri öğrenmek birkaç şeye neden oluyor. Birincisi zayıflatır yeni şeyi öğrenmek. İkincisi çok glikoz yakar, hani enerji kaybettirir. Ama üçüncüsü çok eğlencelidir.
bizi daha iyi insan yapar yani, hani yeni şey öğrenme duygusu. Biraz o bu motivasyonun içerisine girerek hayata daha ayık olma, eski bildiğimiz yüklerle devam etme hali değil de şimdi yeniden güncele odaklı, doğaca odaklı davranabilme galiba bu dönemdeki hesaplaşmadaki cebimize alacağımız en iyi malzemeler olacak gibi görünüyor. Son bir şey ilave edeyim. Demin dedin ya, yanlış hata gözüyle bakmak sorumlu diye. Fakat eksik tespitinde hiçbir sorun yok. Yani bugünkü koşullarla baş etmede zorlanıyorsak, bugün kendimizle baş başa kalmakta sorun yaşıyorsak, eksiklikler nedeniyledir. O eksiklikleri de tamamlamak, nefes alıyorsak her zaman mümkündür. Yeter ki eksikliğin nevini bilelim. Yani neyde eksik olduğumuzu bilelim. İşte o muhasebe, o sorgulama, o geriye dönüp bakıp bir de yarına şöyle göz atma, o eksikliği görmemiz için olacak. Ama bunu engelleyen hep ne var? Hep bu öbürleri eksik. Ah bu yöneticiler, ah bu karar vericiler, ah bu bilim insanlar, evet, bu. Hep onlar. Bu ilk öğrendiği şeylerden bir tanesi, yapacak bir şey yok. Önce kendimiz arkadaşlar. Önce biz. Güzel Canan, teşekkür ediyorum. Ah sana bak, şeyden götürüyorum. Kime? Yap. Allah'ın izniyle diyorum. Sanaldan yumruk tokuşturdum. Kendine dikkat et.